Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Yakup Kaya. Bugün patlıcanlarımızı arkadaşlar gübre vereceğiz. Gübreyi nasıl vereceğiz? Şimdi kara kazmayı yaptık. Bu şekilde patlıcanlarımızı görüyorsunuz. Çapalama işlemini yaptık. Yıllardır ilk çapalamada arkadaşlar şuradaki sağdaki sarı çuvalı veriyorduk. Yani amonyum sülfat gübresi. Halk tabiriyle arkadaşlar şeker gübresi. Yıllardır ilk çapalamada hep amonyum sülfat gübresiyle ilk çapayı yapardık. Fakat bu yıl farklı bir uygulama yapacağım. Burada iki çuval gübremiz var. Şurada da geçenlerde kullanmış olduğumuz taban gübresinden bir yarım çuval artmıştı. Bunu da içine karıştıracağım. Kullanacak olduğumuz gübreler nedir? Asıl en önemli olan gübre bu ilk karşılığımızdaki iki çuval gübre. Bunun bir tanesi amonyum sülfat gübresi. Diğeri ise arkadaşlar Timag Agro'nun 5, 5, 20, 6, 10, 23 ve bu şekilde yazıyor. Bunlar nedir? %5 azot, amonyak azotu var içerisinde yine amonyum sülfattaki bulunan gübrenin bunun içerisinde %5'i azot. Yani 100 kilogramda 5 kilogram amonyak azotu bulunmakta. Yine %5 fosfor, %20 potasyum artı %10 kalsiyum, %23 kükürt artı magnezyum içermekte. Çok güzel karışımlı kullanmış olduğumuz bir taban gübresi. Bu taban gübresi ile amonyum sülfat gübresini şuradaki çadırın üzerinde harmanlayacağım ve patlıcanlarımızı uygulayacağım. Patlıcanlara uyguladıktan sonra arkadaşlar traktör gelecektir. Boğaz doldurma işlemini yapacaktır. Evet arkadaşlar 3 gübremizi döktük. Burada 4-15 taban gübresi. Burada Timag Agro'nun potasyum, kalsiyum, kükürt ve magnezyum ağırlıklı taban gübresi. Burada amonyum sülfat gübresi. Bu üç gübreyi böyle güzelce harmanlayacağız, karıştıracağız. Bu şekilde karıştırdıktan sonra şurada küçük bir kürek olacaktı. Hemen elimdeki bu küçük küreği de arkadaşlar ölçü olarak kullanacağım. Şöyle bir kürek alıp patlıcanımızın çevresinde bu şekilde atacağım. Bitki buradan ağır ağır hem taban gübresinden faydalanacaktır hem de amonyum sülfat gübresinden faydalanacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra traktör patlıcanın her iki tarafından toprakla gübrenin üstünü örtecek. Evet arkadaşlar, traktörümüz geldi. Patlıcanlarımızın boğazını bu şekilde dolduruyoruz. Gübremizi attık. Bu şekilde. Gübremizi güzel bir şekilde harmanlayıp dönüme yaklaşık 20 kilogram taban gübresi, 10 kilogram amonyum sülfat gübresini karıştırıp bitkilerimizin çevresine serptik. Traktörümüz de bu şekilde boğaz doldurma işlemini yapıyor. Bundan sonra arkadaşlar artık patlıcanlarımızın ilaçlamasını yapacağız. Tek tük içerisinde bulunan otla olan mücadeleyi yapacağız.